Şimdi nankörlük bizim en büyük hastalıklarımızdan birisidir. Sosyal medyada çok görüyorsunuz. Adam diyor ki açız, açız, açız. Ya açız diyen adama bakıyorsun ki kantara çıksa 120 kilo gelir. Nasıl açtık ya? Başındaki saçın boyasına bakıyorsun. Öyle senin benim kolay kolay bu saç boyası devamlı olacak madem boyu. Öyle kolay kolay efendim ödenecek para değil yani. Açız diyen adam öyle. Geçinemiyoruz diyen adam bakıyorsun ki en lüks lokantadan çıkıyor. Geçinemiyoruz diyen adam bakıyorsun ki kendisinin arabası var, hanımının ayrı bir arabası var. Nasıl geçinememek bu ya? Şimdi ben size soruyorum. Siz buraya geldiğiniz zaman, aracınızla geldiğiniz zaman çok kolay park edebildiniz mi? Edemediniz. Açlıktan. Açlıktan. Geçenlerde bir hoca efendiyle, Recep Hoca efendiyle yakın mahallemizde bir camiye gitmemiz icap etmişti. Bir ufak bir toplantı vardı. Gittik. Caminin etrafında 4-5 tane tur attık. Bir arabayı sokacak yer bulmak için bulamadık. Fakirlikten, açlıktan. Ya Rabbi şükür diyen yok. Açız diyen çok. Nankörlüğün en büyük zararı kendisinedir. Nankörlük yapan insan elindeki böyle hani buz gibi erir. Kar gibi erir. Açız tabi aç olursun. Allah seni yalancı çıkarmaz. Al sana açlık der. Bu sefer gerçekten aç olursun, altından kalkamazsın.